bizler en son seçimde 9 seçim kazanmış bir parti %41 oy alabildik. %41. Evet, belki başarısız görüyorsunuz. Değerli kardeşlerim, başarı çok büyük başarı. Bir yanda paralel yapı, bir yanda PKK, bir diğer yanda HDP, bir diğer yanda Aydın Doğan grubu, bir diğer yanda egemen güçlerin Türkiye'deki o zengin medya patronları ve sermayedarları hep beraber Recep Tayyip Erdoğan hedefe koydular. Ama şunu unutmasınlar değerli arkadaşlarım, 7 Haziran'da biz %41 aldık. Bizi sandığa gömmek istediler. Ama biz tohumuz tohum. Şimdi yerin altından sandıktan 1'e 10 vereceğiz. 51 çıkacağız inşallah. 51. Selçuk Özdağ, CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel ve partisini siyasi ahlaksızlıkla suçladı. Ey Özgür Özel, ve sana anlatıyorum şimdi siyasi ahlaksızlığın ne demek olduğunu anlatıyorum. Grup başkan vekili ya beyefendi. Aynı zamanda CHP'ye sesleniyorum. Siz göbeğini kaşıyan adam dediniz de Birel'e, hatırlıyor musunuz? O zaman öyle dedi CHP'liler. Ve Demirel'in partisinden 11 milletvekilini gece yarısı transfer ettiler. 11 milletvekili. Her birine bakanlık verdiler. Ve bu adamların hepsi bakan oldular. Güneş Motel. Siyasi ahlaksızlık bu. Başka partiden transfer edersin, bakan yaparsın, sonra başbakan olursun, ondan sonra siyasi ahlaktan bahsedersin. Bunun 4 tanesi yargılandı. Yüce Divan'a gittiler. Hırsızlık, irtikap, rüşvet, iltimas. Bunlardan ceza aldılar kardeşlerim. Şimdi ey Özgür Özel, teklif yapmadık CHP milletvekillerine. Ama sen Adalet Partisi milletvekillerini transfer ettin, bakanlık verdin ve onlardan 4 tanesi yargılandı. Yüce Divan'da ceza aldılar. Siyasi ahlaksız kim şimdi? Söyle bana Özgür Özel. Söyle, kim siyasi ahlaksız? Ahmet Davutoğlu mu? Yoksa senin zamanındaki partin mi kardeşlerim?